Evet, yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Muzaffer geldi Hasanoğlan'dan. Burada da komşuların salçalıkları. Burada herkes bu mevsimde, bu tarihlerde salçayla uğraştığı için bir kısım kaynatıyor. Dün bir komşu kaynattı. Bir de şöyle göstereyim size. Burada da domatesler serili. Böyle domates aldıktan sonra bir iki gün güneşte bekletiyorlar iyice kızarması için. Herkes salça yapıyor şu anda. Muzaffer'i bekliyorum da daha gelmedi. Arabadan eşyaları alıyor herhalde. Tamam, anlamadın sen. Bagajdan çıkartacağım. Bağlayacağım. Tekrar hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Kahveye yetiştin. Ay, burada mı kızım? Evet. Kocaman oldu kız. Kocaman olmuş. Maşallah. Maşallah. Ne güzel yatıyor. Lütfiye İyi, bana kahve yaptıydı. Maşallah. Anne ilk defa seninle kısmet. Kahve içelim kızım. Ben içemem falan desem de. Kısmet mi? Ha, sana kısmet oldu. Biz akşama doğru ya. Bekliyorduk. Muzaffer erken geldi tabii biraz. Sürpriz mi yaptı? Sürpriz yaptım ben. Sürpriz yaptı. Sürpriz. Evet. Soda biraz sonra içerim. Bu hepsini biliyor. Muzaffer sirke almış gelirken anneme turşu için. Bu Hasanoğlan'a ait. Hasanoğlan'da üretiliyor. Kabaklı Dere sirkesi. Ve fiyatını çok çok uyguna almış. Bu 5 kilosu normalde anne. Ne kadardı burada? 90 lira diyor. 90 mı? Heh. 60 liraya almış bunu. Bu da Hasanoğlan'ımızın balı. Anneme de balı aldık. Biz kendimize de aldık tabii. Annem süzme de istedi ama süzme yokmuş şu anda. Burada da babamın çiçekleri var. Sana söyledi Muzaffer. Bunlar da menekşe, ithal menekşeymiş Filiz'in. Bizim komşunun, kayınvalidemin alttaki kiracının ürettiği. Babama hediye gönderdi o da, sağ olsun. Bunlar da babama hediyeleri. Hani şunlara buz yapacağız. Evet, veda zamanı geldi memlekete. Annemlerle babamlarla vedalaşıyoruz şimdi. Akşam yola çıkıyoruz çünkü çocuklar uyuyarak gitsinler, en azından rahat etsinler diye düşündük. Birdenbire aniden oldu. Aslında sabah çıkacaktık yarın. Ama birazdan yola çıkıyoruz. Anneme babama veda ediyoruz. Güle güle gidin. Sizi bekliyoruz sağlıkla. Sağlıkla inşallah annemler babamlar gelsinler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Şu an saat 11, Konya'dayız. Konya'dan geçiyoruz. Gündüz olsaydı ziyaret ederdik Mevlana'yı. Buradan artık dualarımızı gönderiyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah sağlıkla, sıhhatle evimize ulaşalım. Evet, yol yorgunluğunu atmak için ben çay içmeye devam ediyorum. Kahvaltımızı yaptık. Arabadaki eşyalarımızın bir kısmını gece indirmiştik, bozulacak olanları. Ama bir kısmı daha arabadaydı, onları falan çıkarttık. Bavulu işte biraz sonra açarım. Gerçi kirli çamaşır getirmedik. Genelde orada yıkayıp da tekrar bavula koymaya, onlara dikkat ediyorum. Sürekli işte her sene memlekete gittiğimizde zor oluyordu çünkü. Öncesinde şey yapardım. Çok titizlenirdim. Bavula ne koyduysam tekrar eve getirince hepsini yıkardım. Artık öyle yapmıyorum. Zaten bavulun içine hani kir, toz girmediği için bavulu da böyle bir şeyin üzerine koyuyorum. İçini boşaltıyorum. Zaten kirlilerimi ayrı bir poşet yapıyorum. Ayrı koyduğum için. Onları hemen banyoya attım. Bavulun da dışını işte yıkıyorum ya da siliyorum. O şekilde kaldırıyorum. Kolaylık oluyor oradan kirlileri çok getirmediğimiz için. Sadece en son gün üzerimize ne giydiysek ya da yolda işte giydiklerimiz oluyor kirli olarak. Lütfiye de aynı şekilde öyle yaptı. Çocuklarla hani gidince zor olur anne dedi. O da temiz temiz bavula yerleştirdi. Kirlilerini ayrı poşet yaptık. Tatilimiz genel anlamda çok çok güzel geçti. Tabii biraz yorucuydu çocuklarla beraber. Bir de hava değişiminden hasta olduk biraz. Çocuklar öyle keyifsiz oldular. Ama özlem giderdik. Memlekette akrabalarımızı ziyaret ettik. Onlar geldiler. Tabii çoğunu göremedik gün sınırlı olduğu için.
Artık bir dahaki sefere inşallah daha çok ziyaret edebiliriz onları da. Ama görmek istediklerimizi de gördük. Çok şükür. Tabii artık memlekete gidince büyüklerimizin bir kısmı yaşlanmış oluyor. Bir kısmını kaybetmiş oluyoruz. İşte bir kısmı hasta oluyorlar. Tabii gittikçe insanlar gençleşmiyor. Yaşlanıyorlar. Yaşlandıkça da sağlıkları elden gidiyor tabii ki. Ama yani her gittiğimizde onları sağlıklı bulmak tabii ki en önemli olan. Annemler de çok memnun oldular. Çok çok güzel vakit geçirdiler torunlarıyla birlikte. Yani torununun çocukları. Annem de onlara doyasıya vakit geçirdi. Adayı ilk defa görmüş oldu. Artık işte bir iki ay sonra belki onlar da gelecekler. İnşallah yine burada olacağız beraber. Öyle yani bizim tatil, memleket tatili bu şekilde geçti. Şimdi bu hafta da birkaç gün Muzaffer'le beraber denize falan gideriz. Hava bir nebze olsun serinlemiş burada. Geldiğimizde mesela camları kapıları açtık her yeri. Serinledi içerisi. Hani o giderkenki sıcaklar kalmamış. Tabii bizim memleket kadar da serin değil. Yani yine sıcak. Ama iyi olacak. Yani daha rahat geçireceğiz şimdi. Artık getirdiğim fasulyeleri falan konserve yapacağım. Bunlar bozulmadan. Annemin işte koyduğu eşyaları kilere yerleştiririm. Kileri bir elden geçiririm. Perdelerim yıkanacak. Gitmeden önce yıkayayım dedim ama zaman olmadı. Tozları gitsin diye perdelerimi falan yıkayacağım. Biraz temizlik yapacağım. Biraz işte tatil yaparız Muzaffer'le. Böyle düşüncelerimiz var. Bakalım tabii ne olur ne biter. Allah sağlık versin de. Evini özlemiş misin? Yani insanın tabii evi gibisi yok. Hani gittiğiniz yerde de çok rahat etseniz de insan her şeyini arıyor evinin. Yani evinde rahat ediyorsun. Hani kendi evin, kendi eşyaların. Yani gittiğin yerlerde tabii ki çok çok rahat ettiğimiz yerler ama evi gibisi yok. Yani rahat rahat uyuyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Biz normalde bugün gelecektik ama Allah'tan akşam çıktık. Evet evet, normalde bugün dönmeyi düşünüyorduk ama dün ani bir kararla yola çıktık. Çocuklar hem dedik yolda uyusunlar, gündüz belki sıkılır bunalırlar diye, hem de adanın aşısı vardı bugün, onun aşısını da yaptırdılar sabah. İki ay aşısı adanın. O yüzden bir apar topar gelmece oldu ama çok şükür sağlıkla sıhhatle geldik. Bütün hani yola çıkanlar evlerine tabii kazasız belasız ulaştılar. Bir de gelirken bizim arkamızda bir kaza oldu. Onu da tabii durup da bakamadık ama takla attı bir araba. Hatta bize parçaları falan geldi. Kapımıza çarptı. Ben önce anlamadım. Köpeğe falan çarptık sandım yolda giderken. Sonra Muzaffer dikiz aynasından baktı. Arkada çok büyük bir bulut, yani böyle duman var dedi. Arkamızdan gelen araba sanırım dedi, takla attı dedi. Ama biz de tabii süratli yolda olunca geri dönme imkanımız da olmadı. Çift yol olduğu için. İnşallah içindekilere de bir şey olmamıştır. Ama kazasız belasız geldik evimize çok şükür. Yani bu seneyi de böyle yazı kapatmış olduk. Bundan sonra kış geliyor artık. Çoğunuzun okullar açılıyor, çocukların okul telaşları var. Okul telaşı olacak tabii ki. Hayat böyle yani, yaz, kış, bahar, sonbahar derken vakit geçiyor, ömür geçiyor. İnşallah iyi bir yıl olur, eğitim yılı da olur öğrencilerimize. Yeni mesleğe başlayacak öğretmen arkadaşlarımız da var. Arkadaşımın çocukları falan. Onlara da iyi bir eğitim yılı olsun inşallah. Görevlerinde de başarılar dilerim. İşte böyle. Şimdi bundan sonra evdeki işler beni bekliyor. Antalya'da bugün hava kapalı. Yani sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Gök görülüyor bir taraflarda. Ama yağmur başlamadı. Ben de perdeleri yıkayamamıştım. Hani dedim bugün nasıl olsa camlar kirlenecek yine. Yağmur yağacak ama perdeleri dedim en azından yıkayıp takayım. Tülleri yıkadım, buranın tülünü. Tabii storunu yıkamadım. Buraya zaten storunu hiç kullanmıyoruz. Panjur olduğu için orada. Ama bu tarafa da böyle normal saten güneşlik takıyorum. Tabii bu yıkanınca şey, ütü istiyor. Bunu ütüledim şimdi. Bir de düğmeleri çıkıyor bunun her seferinde. Tabii evlenirken perdelerimize yaptırdığımız güneşlik. O zamanlar bu düğmeler daha gevşek oluyormuş. Demek ki her seferinde yıkayınca çıkıyor. Ben de her seferinde tekrardan
takıyorum şimdi. Şurası da kirlenmiş. Bunun bir şey olmuş buraya. Şurada bir şey çamaşır makinesinden bulaşmış herhalde. Kenarına gelmiş sanırım. Ha, düğme içinden, lastiğin içinden çıkarttığım için lastiğin birazcık karası gelmiş. Tülünü taktım, şimdi güneşliği takacağım. Birazdan da salonun perdelerini atacağım. Bu sefer salonun bir tarafına tül takmayı düşünmüyorum. Geçen sefer hatta takipçilerimizden bir tanesi her tarafı tül yapmışsınız, hani birazını takmayın demişti. Bir de öyle deneyeceğim bakalım. Bir tarafını duvarın takmayacağım. Sadece cama gelen tarafa takacağım. O Muzaffer çıkardı. Çünkü kuru vazesi onun yukarıdan iple bağlı. Evet, düğmelerimiz bir tane eksik kaldı ama o da herhalde makinenin içinde mi kaldı acaba? Bunu takayım şimdi. Bir tane düğme bulayım geleyim ya da yere düşmüştür bu. Normalde Muzaffer'e taktırıyorum bunları. Boyu uzun olduğu için tabureyle falan takabiliyor da ben ancak merdivenle yetişiyorum ama normal diğer duvarlara göre bizimkisi biraz daha kısa. Yani çok yüksek değil yerden. Son iki tane düğme kaldı. Bitirdim. Buranın tülünü şimdi şöyle çekeyim de. Diğer odanın tülünü takacağım. Onu da yıkamıştım. Evet, burası çünkü ütü istiyor. Tülleri istemiyor. Bu şekilde. Evet, tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Bundan sonra camları çok açmayacağımız için hava bir nebze olsun serinlemiş. Artık o kadar toz da kalmamış. O yüzden perdeleri yıkadım. Kışa hazırladım inşallah evimizi. Sağlıkla sıhhatle oturalım. Buranın da sinekliğini de çekeyim. Hava alsın. Tülleri çünkü yıkadım. Hemen taktım. Şimdi odanınkini takacağım. İstersen panjuru açı ver biraz. Panjuru kapatmıştım yağmur yağacak diye. Hava da bu şekilde kapalı, gri bir şekilde. Gökyüzü. Bakalım yağacak mı? Lambayı söndüreyim. Ama önce salonun perdelerini atayım. Sonra buranınkini asalım. Odanınki yıkandı. Bunu buraya koyayım. Böyle çamaşır işleri. Ha, bunun hepsini almaz. Şu küçüğü ayrı atacağım ama bayağı bir kirlenmiş. Şu öbürkini ayrı yıkacağım. Zaten onu da takmayacağım da. İlk attığım tülleri biraz deterjanı çok koymuşum kirli diye. O da köpürdü, bu deterjan gözünden köpük tekrar aktı aşağıya. Muzaffer sana söylemedim de. Şuradan akmış. Ben gider borusundan taştığını zannettim ama şuradan köpürünce taşmış. Sıvı deterjan koymadım. Çünkü bu beyazlar için toz deterjan tüllere daha iyi olur diye. Bu sefer az koyuyorum ki taşmasın diye. Onu da çalıştırayım. En azından kurusun. Evet. Şimdi odanın tülünü asacağım. Ellerimi bir yıkayayım. Bu bir tanesi, diğer odanın
tanesi buranın tülü. İkisi de aynı boy olarak sanırım. Bunu da takayım buraya. Bir de geldiğimiz gün buzdolabımız bozuldu. Bizim her tatil dönüşünde nedense buzdolabı kaderimiz oldu herhalde. En son işte bir yıl önce motoru bozulmuştu. Isparta'ya gitmiştik. Kayınvalidemi almaya o zaman. Geldiğimizde buzdolabımız çalışmamıştı. Hatta Arife günüydü. Bayrama bir gün vardı. Böyle yani çok zorladı bizi. Tamirci bulamadık. O zaman gerçi sizlerle paylaşmıştım sanırım. Bu sefer de alttaki bölüm soğutmadı. Buzlukta hiçbir şey yok. Aşağıya koyduğumuz her şey olduğu gibi duruyor. Hafif bir soğukluk var. Muzaffer tamirciyi aradı. Fan motoru bozulmuş. Hemen geldi artık ertesi günü. Allah'tan hani tatile giderken içinde bir şey bırakmamıştım ya aşağıda. Bozulan bir şey olmadı. 1.000 lira kadar bir ücret tuttu tamiri. 1.000 liramız sıkışmış herhalde. Limon suyumuz bozuldu ya. He, limon vardı. Şişenin içindeki limon suyumuz bozuldu. Aynen, o bozulmuş. Ben de dedim hani limon suyu dayanıklı olur. Neden bozuldu bu dedim. İlk önce anlamamıştım. Alt tarafın soğutmadığını. Sonra Muzaffer çok soğuk su içtiği için gidiyor geliyor bakıyor bu su diyor. 20-25 gün oldu biz gideli. Hani neden soğutmadı acaba dedi. Ay dedim buzdolabı yine dedim bozuldu mu? Yani o kadar tüylerim diken diken oldu ki anlatamam size. Ve bozulmuş gerçekten de. Artık fan motorunu değiştirdi. İçini tamamen dışarı çıkarttık. Balkonda artık raflarını falan yıkadım. İçini temizledim. Ay bir de onlarla uğraştım bir sürü. Hani Allah'tan bozulan kokan bir şey yoktu da. Şimdi burayı da takayım. Ha şöyle yaklaştırayım biraz daha. Buraya da nasip olursa dolap yaptıracağız inşallah. Bir mobilyacı tanıdık var. Onu arayacağız. Nasıl bir dolap yaptıralım onu da bilemiyoruz. Çünkü kapaklı yaptırdığımız zaman buraya denk geliyor. Yani açılmaz diyor Muzaffer kapağı diyor. Sürgülü yaptırsak bu sefer bu tarafa sürgünün hani ayakları nasıl gidecek? Onu da bilemiyoruz. Artık mobilyacı gelince karar vereceğiz ona. En azından bize fikir verir. Bakalım. Ama istiyorum çünkü çok kötü bir görüntü. Yataklar gözüküyor, ortada duruyor. Buradaki yatağı da kaldırdım ben. Asya'nın yatağı vardı. Artık... Burası bomboş kaldı. Heh, Asya evet. Yatmayacağı için çünkü normal yatakta da yatıyor artık. Evet, burayı da taktım. Buranın da stor perdesini önce takmıştık, sonra çıkarttık. Çünkü buranın da panjurları var. Panjur olunca hiç iç perdeye gerek kalmıyor. O yüzden sadece tülü yıkayıp takıyoruz. Evet, burası da halloldu. Burası bayağı bir kısa geliyor. Bu perdelerimi Isparta'daki evimde de kullanıyordum. Salonun perdeleri buraya gelince uzun gelmişti. Hatta sizinle beraber onları kısaltıp takmıştık. Çok rahat oldu. Bu da böyle biraz yukarıda duruyor ama iyi oluyor. Hani bilyadayla falan altını temizlerken en azından rahatlık oluyor. Merdiveni de alayım. Biraz kileri falan düzelttim tabii. Annem biraz erişte koymuştu. İşte bulgur falan koymuştu. Onları yerleştirdim. Kilerde oyalandım. Bir de kavanozlarımı falan ayarladım. Nasip olursa bir iki gün sonra da domateslerimi yapacağım inşallah. Konserve. Böyle hazırlıklar devam ediyor. Yalnız bir takipçimiz şey yazmış. Yani adını da hatırlayamayacağım şimdi ama. Anneniz niye kendini bu kadar yoruyor? Bu kadar hazırlığa ne gerek var? Artık işte dinlensin falan diye yazan bir arkadaşımız olmuş. Babanı çok çalıştırıyor. Yazık değil mi babana? Babanı çok yaşlanmış. Gibi yorumlarda bulunmuş. Sağ olsun. Tabii o da annemi babamı düşündüğü için herhalde öyle söylüyor ama annemle babam hani biz yapma desek de yapıyorlar. Annem ondan zevk alıyor. Kadın hani yaz boyu böyle kışa hazırlanıyor. Gelirken işte arabaya dolduruyor, getiriyor. Torunlarım yesin, çocuklarım yesin, kullansınlar diye zevkle yapıyor annem.
Yani biz zaten ona ısrar ediyoruz. Kız kardeşim falan da söylüyor. Anne artık yapma, sen de belirli bir yaşa geldin. Bizler hazır alırız, bir yerlerden bir şekilde bizler yaparız diyoruz ama annem maalesef kendisi yapıyor. O takipçimize de bu hani cevabı da vermiş olayım. Annem zevk alıyor zaten. Babam da yapacak bir şey yok zaten. Ona da hareket oluyor. En azından ona yardım ediyor. Bir de memlekette zaten herkes imece usulü birbirine yardım ederek bu işleri de yapıyorlar. Komşular da yardım ediyor sağ olsun. Ama kışında rahat ediyoruz. Hani Ağustos böceğiyle karınca misali. Yani çalışıyorlar yazın, kışında dinleniyorlar. Öyle söyleyeyim. Hepimiz yapıyoruz kışlık hazırlık. Yani herkeste var bir hazırlık. Şeyle konuştum da Eltim'le, onlar da Kuşadası'ndalardı. Burada da diyor, buraya göre herkes hazırlık yapıyor. Komşum diyor mesela şey yapıyor diyor, koruk suyu yapıyor diyor. Dedim onu nasıl yapıyormuş bir sorsaydın dedim de. Onu çünkü salatalarda falan kullandıklarını biliyorum. Hani bizler de mesela onu bilmiyoruz. Bizler de işte salçadır, pekmezdir. Onları yapıyoruz. Her yörenin farklı hazırlıkları var. Ama herkes yapıyor. Gerçekten de. Şu odanınkini Muzaffer sen artık koltuğa basarak takacaksın. Aynen. Burayı. Yani çünkü bunu çekmem gerekecek. Sen şuradan takarsın onu hemen 2 dakikada. Bunu ben takarım. Tamam. Şunu iyice iterim böyle şuraya. Heh. Şuraya basarsın. Ayağı da acıyor gerçi. Muzaffer'in hala geçmedi ağrıları. Yine krem falan sürüyor. Ağrı kesici içiyor. Tabii ezik, işte burkulma kolay kolay geçmiyor. Hani epeyce bir üstüne zaman geçmesi gerekiyor da sen ayağını zorlamadan buradan takabilirsin değil mi? Takalım. Dur bakalım. Evet, buranın perdesini de Muzaffer taktı. Şöyle kırlentilerini değiştireyim de bari şöyle dursun. Buranın camlarını gitmeden önce silmiştim. Panjur da kapalı olunca zaten hiç kirlenmemiş. En azından tertemiz duruyor. Perdesi de yıkandı. Evet, iyi oldu. Yani eskiden biz evlenirken aldığımız perdeler hep ütü istiyordu. Yıkadıktan sonra mutlaka ütülüyordum. O da böyle zamanla sarartmıştı. Tülleri, ütü tabii ki. Ama bunlar bu hani yeni çıkan tüller de zaten öyle. Hemen yıkıyorsun, takıyorsun. Şimdi sadece bir salonunki kaldı. Biraz ütü var. Onları da yapacağım şimdi. Ütüyü de yapayım. Çamaşırlarımızı halledeyim. Bu çanta da boşmuş. Bunu da koyalım, kaldıralım. Evet. Buranın perdesini de yıkadık, taktık. Burada bir parça daha vardı. Perde şuraya ait. Onu takmadım. Çünkü geçen sefer taktığımda da takipçilerimizden söyleyenler olmuştu. Hani bütün duvarı perde kaplamayın Serpil Hanım diye. Ben de ona uydum. Burası boş kaldı. Tabii şimdi gözüm alışmadığı için sanki bomboş gibi geliyor da. Bence de böyle daha güzel oldu. Şu perdeyi biraz daha çekersen bu tarafa. Sanki daha ferah. Bak perdeyi şuradan biraz daha çek. Islak değil mi daha perde? Yani ütüye gerek yok mu buna? Çekilmez canım. Burası şey ya, artık sabitledin ya orasını. Tamam. Çekilmez. Burası işte açık kaldı. Hani sizce nasıl oldu? Muzaffer de beğendi böyle ferah oldu diye. Koltukları, halıları da sildim sabah. Salonu kahvaltıdan önce temizledim. Muzaffer uyuyordu. O dedim kalkmadan önce en azından dedim kurusun akşama kadar. Beyaz sabunla sildim. Ama bembeyaz olmuş gerçekten de. Rengi falan çok güzel açıldı. Halıya da bulaşık parlatıcısı koydum. Biraz bulaşık deterjanı koydum. Halıyı da öyle sildim. Çünkü halının üzerinde o kadar çok çay lekesi vardı ki. Elimden böyle çay damlamış. Tabii gözlük olmayınca da göremediğim için. Bak şurada özellikle şey vardı, bir leke vardı. Burası bayağı bir çay lekesiydi. Hafif bir sarılık kaldı burada. Ama genel anlamda çıkmış. Arap sabunu çıkartmıyor mu? Leke. Arap sabunu da parlatıyor aslında. O da güzel oluyor da. Böylelikle temizliğimin büyük bir kısmını bitirdim. Aslında yün yastıklarım da var. Onları da yıkamayı düşünüyordum ama hava tabii ki biraz nem var. Kolay kolay kurumaz. Belki bakalım artık şeye göre, gidişata göre belki yün yastıklarımı da yıkarım. Onları makineye atıp da yıkıyorum normalde.
Ama bir seferinde şey yapmıştım ben. Unutmuşum, aradan bayağı bir zaman geçmişti. Deterjan koymuşum ben makinede yıkarken yünleri. Onlar da nasıl oldu böyle keçe gibi yatılmaz üzerinde taş gibi oldu. Annem dedi ki, o dedi kesinlikle açılmaz. Sen o yastıkları at, artık onları attım. Mümkün değil çünkü açmak, birbirine girmişti. Sonra annem bana artık tekrardan yün verdi, onlardan yastık yaptık. Ama ben yün yastığı çok seviyorum, hani sağlıklı en azından. Elyaf boyun ağrısına falan sebep oluyor bende. Ama yünün de bakımı çok zor. Bizim o kadar çok ki yün döşeğimiz, yatağımız, işte yastığımız, yorganımız. Biz evlenirken çok fazla yapılır. Hatta Lütfiye'ninkiler de daha burada duruyor. Kayınvalidem ona yaptırmıştı bir tek kişilik, bir çift kişilik yün yorgan. Evleri sıcak olunca ihtiyaç yok. Yani kullanmıyorlar. O yüzden o da burada duruyor. Eğer işte o yatakların olduğu yere bir yüklük yaptırabilirsek, inşallah bir mobilyacıyı çağırıp fikir alacağız. Oranın da görüntüsü en azından gözümün önünden gidecek. Hani ayrıyeten onları koymak için de bir yer lazım oluyor. Ama misafir falan geldiğinde de tabii lazım. Yani yün, yorgan, yastık da lazım oluyor. Böylelikle bugünkü işlerimizi bitirdim ben. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.